1959, yeni yılın ilk günü. Küba'nın diktatörü Fulgencio Batista, komşu adadaki Dominik Cumhuriyeti'ne kaçıyor. Fidel Castro adlı genç bir devrimcinin önderliğindeki gerillalar, başkent Havana'yı ele geçiriyor. Batı yarıkürenin gelecek 50 yıldaki jeopolitik haritasını değiştirecek günler bunlar. Zaferden sonra Castro, savaşçılarını adada zafer yürüyüşüne çıkarıyor. O coşku dolu günlerde Castro'nun sevgilisi olan Nati Revuelta yaşananları şöyle anımsıyor. It was incredible. It was 1,000 kilometers from Oriente to Havana. İnanılmazdı. Oriente'den Havana'ya 1000 kilometre uzanıyordu kalabalık. Ada halkının tümü doğudan batıya giden ortadaki otoyolda toplanmıştı. Nasıl batmadık anlamadım. Herkes oradaydı. Alkışlayanlar, çiçek atanlar, bir şeyler isteyenler, kucaklaşanlar. Böyle 8 gün sürdü bu. That lasted for 8 days. O dönemde yalnızca 32 yaşında olan Castro'nun adı kısa sürede dünyanın dört bir yanında duyulacaktı. Belli bir devrimci ülkünün simgesi olacaktı o. Başarıları pek çok devrimci harekete ilham kaynağı olacaktı. Ama nasıl? Amerika'nın Florida sahilleri açıklarındaki orta büyüklükte 11 milyon nüfuslu bir ada nasıl olup da dünya çapında bir sembole dönüştü? BBC Dünya Servisi için hazırlanan bu dizide Castro Küba'sının adının nasıl olup da tüm dünyada yankılandığını araştıracağız. Araştırmamıza Küba markasını oluşturan en önemli faktörlerden biriyle, Fidel Castro'nun kişiliğiyle başlıyoruz. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Zorba yönetim yıkıldı. Fidel Castro televizyonda yayımlanan ilk konuşmasında böyle demişti. Hayatı boyunca da aynı mesajı vermeye devam etti. Zorba idarelerce ezilen halklar, onları yıkmak için savaşan devrimci hareketler için umutlarının gün gelip gerçek olabileceğinin canlı simgesi oldu. I think the revolutionary brand of Cuba could not have existed. Bence Fidel Castro olmasaydı Küba'nın devrimci imajı da var olamazdı. Profesör Hal Klepak, Kanada'daki Kraliyet Askeri Koleji'nde Latin Amerika tarihçisi. Şu sıralarda Havana'da yaşıyor. In the third world, I don't want to use a vulgar term, but if you don't have a particular part of a male anatomy. Üçüncü dünyada argo bir terim kullanmak istemiyorum ama erkek anatomisinin belli bir parçasına sahip değilseniz, genelde pek etkili bir lider olarak görünmezsiniz. Fidel, savunduğu şeyleri gerçekleştirmek için parasını, hayatını ortaya koydu. Latin Amerika'daki ve Üçüncü Dünya'daki aristokratlar arasında çok çok az görülen bir özelliktir bu. Fidel de aristokrasinin alt kademelerinden geliyor. Bir aziz olduğunu düşünen bir adam bu. Daima haklı olduğunu düşünüyor. İktidarı her şeyden fazla seviyor. Bunlar pek hoş özellikler değil ama Latin Amerika için ve Üçüncü Dünya'nın çoğu için inançlarını çekinmeden gözler önüne serdiği anlamına geliyor bu. Onun devrimi sosyalizmin ötesinde, hatalarının ötesinde sevildi. Ki hatalar tabii yaşandı. Ancak imaj ustası Castro başına gelen felaketleri bile propaganda avantajına dönüştürmeyi bildi. Bu felaketlerden biri Aralık 1956'da yaşandı. Yani Batista'yı devirmesinden 3 yıl önce. Fidel o dönemde Meksika'da sürgünde yaşıyordu. Devrimi başlatmak üzere Küba'ya dönerken gemisini adanın doğusuna yanaştırmayı denedi. Ancak Batista'nın güçleri onu bekliyordu. Operasyon müthiş bir başarısızlıkla sonuçlandı. Castro'nun adamlarının çoğu öldürüldü. Batista rejimi Castro'nun da öldüğünü ilan etti. Fakat o aslında Sierra Maestra dağlarına çekilmiş, yeni bir fırsat kolluyordu. Birkaç ay sonra bir New York Times muhabiri onu ziyaret etti ve sakallı, kamuflaj üniformalı, tüfekli bir fotoğrafını yayımladı. What that picture does for Fidel Castro internationally is to premiere. O fotoğraf Fidel Castro'nun simgesi haline gelecek bir imajın uluslararası medyada ilk boy gösterişiydi. Profesör Luis Maldonado,
Teksas eyaletinde Dallas'ta bulunan Güney Metodist Üniversitesi'nde Latin Amerikan edebiyatı ve kültürü dersleri veriyor. It is a very strong image. It is also rough. It is the image of the rebellious person against the system. Çok güçlü bir imaj. Aynı zamanda sert, yontulmamış, sisteme, statükoya ve genel geçer siyasi görüşlere karşı çıkan isyankar insanın imajı. Bence o günlerin siyasi ortamı da bu imajın yayılmasında büyük rol oynadı. Öyle bir yüze sahip olmanın tam zamanıydı. Başkaldırmanın zamanıydı. İktidar çevrelerinde ise bu imaj pek iyi karşılanmadı. Sakalının mesela siyasi bir anlamı vardı. Onlara göre bir devlet adamının öyle sakalı olamazdı. Fidel Castro 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Televizyon kanalları adeta büyülenmişlerdi. Başkan Eisenhower ise onu görmeyi reddetti. Bunun siyasi bir mesaj olduğunu Castro çok iyi anlamıştı. Fidel Castro Amerika gezisi boyunca kamuflaj üniformasını sırtından çıkarmadı. Bir imaj geliştirmeye yönelik bilinçli bir adımdı bu. Ama bir de Küba'nın imajı meselesi vardı. En Luis Bardach, Küba devriminin böldüğü aileleri konu alan Cuba Confidential kitabının yazarı. Ödüllü bir gazeteci de olan Bardach, şu günlerde Fidelsiz adlı yeni kitabını yayına hazırlıyor. When Fidel Castro took power, Cuba really was known as an island. Fidel Castro iktidara geldiğinde Küba adası günah, seks, rom ve şekerle dolu bir alışveriş merkezi olarak tanınırdı. Castro bu imajdan nefret ediyordu. Zaten iktidara gelmesinde de milliyetçiliğin büyük payı vardır. Çünkü Küba'nın Kuzey Amerikalıların hafta sonları gelip bol seks ve sefaat içinde eğlendikleri bir cennet adası olmasını hazmedemiyordu. Castro Küba'da yoksul bir aileden gelmiyordu. Babası toprak sahibiydi. Ancak genç Castro, ülkesinin siyaseten bağımsız olsa da aslında kaderinin dizginlerini elinde tutamadığına inanıyordu. Kuzeydeki güçlü komşusunun ekonomik sömürgesi olduğunu düşünüyordu. Yeniden En Luis Bardach. His father was bordered by massive estates owned by the big US sugar company. Babasının toprak komşuları dev Amerikan şeker şirketleriydi. Dönümlerce toprağı vardı bu şirketlerin. Fidel Castro genç yaşlardan itibaren Küba topraklarındaki yabancı çıkarlara husumet duydu. Sanırım İspanya'nın kolonisi olmaktan kurtulup bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri'nin kolonisi olduklarına inanıyordu. ...1948'de o dönemde 22 yaşında olan ve siyasete giderek daha fazla ilgi duyan Fidel Castro, zengin bir ailenin kızı olan Mirta Diaz Balart ile evlendi. Bir oğulları oldu, Fidelito. Ancak 4 yıl sonra Fulgencio Batista yeniden iktidara geldi. Mirta'nın kardeşi, adada kısa süre içinde büyük nefret uyandıracak Batista rejiminin bakanlarından biri oldu. Bu arada Castro da silahlı mücadele hayatına başlamıştı. 1953'te Santiago kentindeki Moncada kışlalarına başarısız bir saldırı düzenledi. Tutuklandı, hapse atıldı. Castro evliliğinin sonu gelmişti. He declared he wanted sole custody of their son Fidelito. Think how amazing that is. Oğlu Fidelito'nun velayetini tek başına üstlenmek istediğini açıkladı. Ne kadar olağanüstü bir durum düşünün. 1954'te Latin Amerika'da hapiste yatan bir adam oğlunun velayetini istiyor. Ancak bir noktada Mirta Diaz Balart oğlunu da alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya gitti. Fidel Castro öfkesinden küplere bindi. Hapisten zehir zemberek mektuplar yazmış, oğlunun hainler dediği insanlar tarafından büyütülecek olmasından duyduğu öfkeden bahsediyor. Castro, Moncada kışlalarına saldırı girişiminden sonra 2 yıl hapiste kaldı. Sonra Küba'yı terk ederek Meksika'ya sürgüne gitti. Mirta Diaz Balart'la velayet kavgası orada da devam etti. When he's in Mexico in exile, he talks his wife Mirta into sending Fidelito. Meksika'da sürgündeyken oğlu Fidelito'yu yanına göndermesi için karısı Mirta'yı ikna etmeyi başarıyor. Birkaç haftaya kalmaz geri yollarım tabii diyor. Ama zamanı gelince onu Mirta'ya geri yollamıyor. Yani kendi oğlunu kaçırıp onu annesine vermeyi reddediyor. Fidelito'yu ancak Diaz Balart ailesinin Meksika'daki bağlantılarını kullanarak gerisin geri kaçırmayı başarıyorlar.
Ama bu olay onun ne kadar tutkulu bir adam olduğunu ve Amerika'dan da tutkuyla nefret ettiğini ortaya koyuyor. Karısının ailesini daima Amerika ile özdeşleştirdi Castro. Castro'nun Küba kökenli Amerikalılarla kavgası şimdi bile bu aile bağlarından azade değil. Ailenin Mirta tarafından iki yeğeni, Lincoln ve Mario Diaz-Balart, Amerikan Kongresi'ne seçilmeyi başardılar. İkisi de ateşli birer Castro karşıtı. Geçen Kasım ayındaki seçimlerde yeniden seçildiler. And again, those family issues were part of that campaign. So this is basically ve aile meselelerini yine kampanyalarının bir parçası olarak kullandılar. Yani bu son derece kişisel bir düşmanlık. Ama biliyoruz ki Küba siyasetinde kişisel ve siyasi alanlar zaten iç içe geçmiş durumda. Fidel Castro ve onun Küba imajına katkısıyla ilgili daha söylenecek çok söz var. Ama bugünlük ara veriyoruz dizimize. Gelecek bölümde Castro'nun diğer ülkelerde nasıl anıldığına bakacak, Amerikan ambargosunun oynadığı rolü tartışacağız.